Efendim merhaba. Hemen son okuduklarımızı hatırlayalım. Kuşun biri Allah aşkıyla dağlı olan gönlünü tenhalarda ve herkesten uzakta teskin ettiğini söylemişti. Hütüt ona kuru lafın Kaf Dağı'na varmaya azık olamayacağını söylemiş ve yine hikmetli misallerini vermeye başlamıştı. 16. bölüm. Bir derviş vardı. Aşkının çokluğundan ağlayıp inler, sevgi aleminde ateş gibi kararsız bir hale düşerdi. Aşkının ateşiyle canı yanmıştı. Canının yanığından da dili tutuşmuştu. Gönlüne bir ateştir düşmüştü. Pek zordu işi. Yine bir gün yolda ağlaya ağlaya gidiyor, hem de şu sözleri söylüyordu. Canım da, gönlüm de, gayret ateşimle yandı tutuştu. Ne zamana kadar ağlayacağım? Bütün gözyaşlarım yandı, göz pınarlarım kurudu. Hatif ona dedi ki, daha fazla söylenip durma. Neden akılsızlık ettin de onun sevdasına düştün? Derviş, ben nasıl ona rastlayabildim ki, aslında o beni buldu. Benim gibisinde nerede o iş ki onun gibisini seveyim? Ben ne yaptım ki? Ne yaptıysa asıl o yaptı. Gönlüm kan oldu. O seni bulur da bir aşk, bir sevda verirse, bunu sakın kendiliğinden oldu sanma. Sen kim oluyorsun ki öyle büyük bir işe girişeceksin? Ne haddine ki bir an bile ayağını yorgandan dışarı uzatacaksın? Eğer o seninle aşk oyununa girişirse, aşk oyununu kendi yarattığı kulla kendi oynayıp duruyor demektir. Sen de bu oyunda hiç yoksun ve hiçbir güçte değilsin. Tamamıyla yok ol ve bu sanatı sahibine bırak. Yoksa arada kendini gösterdin mi, imanından da olursun, canından da. Bir gece Sultan Mahmud'un canı sıkıldı. Kalkıp bir rint külhancıya konuk oldu. Rint külhana küçük odun parçaları doldurdu, sultana da küllerin üzerine güzelce bir yer hazırladı. Sonra bir kuru ekmek getirdi, sultana sundu. Sultan içinden, eğer bu külhancı bu gece benden özür dilerse, başını kestiririm diye geçirdi. Sonunda sabah oldu. Padişah giderken külhancı dedi ki, yatağımı, konağımı, eyvanımı gördün işte. Ben seni çağırmadan geldin, bana konuk oldun. Bir daha gelmek istersen kalk hemen gel. Yola ayak bas. Duman gibi tez yola düş. Buyur. Yok bizden hoşlanmadıysan, bizi bir daha görmek istemezsen sağ esen ol. Beni de hoş gör. Ben senden ne ileriyim ne de geri. Kimim ki ben seninle eşit olayım? Cihan padişahı onun bu sözlerinden hoşlandı. 7 kere daha ona konuk oldu. 7.sinde külhancıya dedi ki, hadi bakalım. Alem padişahından bir şey dile. Külhancı bunu duyunca, bu yoksul dileğini söylerse sultan dileğini yerine getirecek mi dedi. Sultan, evet dileğini söyle bana, sultanlık et, bu külhanı bırak artık deyince külhancı dileğini söyledi. Benim sultanlığım ancak seni görmektir, başımdaki taç ancak ayağının bastığı topraktır. Sultanım, senin dostun çok. Fakat bir külhancının sana dost olmasına imkan yok. Bu külhancının seninle külhanda oturması, sensiz sultanlık yapmasından, gül bahçelerinde zevk-u safaya dalmasından daha güzeldir. Ben bu külhanda devlete eriştim. Artık bundan vazgeçmem nankörlük olur. Seninle burada buluştuktan sonra burasını cihan sultanlığına bile nasıl olur da değişirim? Şu külhanımın senin ışığınla aydınlanması bana yeter. Senden iyi ne var ki ben senden onu isteyeyim? Eğer kıvranıp sızlayan gönlüm senden başkasını seçerse ölsün, canı çıksın. Ben ne padişahlık dilerim ne de sultanlık. Senden istediğim şey ancak sensin. Sen yine sultan ol. Sultanlığı bana verme ama gel arada bir misafirim ol. Sana onun aşkı gerek, sevgilinin derdiyle dertlenmek gerek. Asıl iş bu. Sana aşk mı lazım? Yine ondan iste. Elini bu etekten çekme. Eski aşk da yeni bir aşk ister. Hazinelere bile kanmaz.
iki arpa bile olsa yine ücrettiler. Şüphe yok ki insanın gönlü kendi suyundan usanır. Denizde nice damlalar var ama bir damla daha ister. Bir saka kırbasına su doldurmuş giderken önünde giden bir başka saka gördü. Elindeki kırbasıyla koştu, ona yetişti, bir yudumluk su istedi. Adam, "Aş aşkın, sende de aynı su var, güzelce ondan içsene," dedi. Saka, "A akıllı, sen bana bir parça su ver," dedi. "Çünkü ben kendi suyumdan bıktım." Hazreti Adem cennete doydu. Yeni bir şey elde etmiş olmak için cesaret gösterdi. Yasak meyveyi yemekten çekinmedi. Bütün o nimetleri bir buğday tanesine sattı. Elinde nesi varsa bir buğday uğruna yaktı, kül etti. Her şeyden çırılçıplak bir hale gelince yine gönlüne bir derttir düştü. Yeni bir aşk geldi, onun kapısının halkasını çaldı. Aşk ayrılığına düşüp adeta yok olunca o yeni eski de gitti, o da yok oldu. Hiçbir şeyi kalmayınca hiçlikle buluştu. Elinde nesi varsa hepsini bir hiçe verdi gitti. Varlıktan gönlü çekmek ve ölmek, bu bizim işimiz değil, her baba yiğidin de harcı değildir. Diğer bir kuş Hütüt'e şu sözleri söyledi. Ben sanıyorum ki bütün yüceliği elde ettim. Erişeceğim yüceliğe eriştim ben. Çok zorlu riyazetler yaptım. İşim burada düzene girdi. Artık buradan gitmem çok güç. Bir adam hazinelerden vazgeçer, gözünü definelerden çekerse zahmetle, meşakkatle dağlara, ovalara düşer. Hütüt de bu kuşa şunları söyledi. Ey iblis gibi kibirli, benliğe çok düşme, bu hevesten vazgeç. Sen kendi hayaline kapılmış, aldanmış, marifet temizliğinden uzak düşmüşsün. Nefsin fırsat bulup canına musallat olmuş, şeytan beynine girip oturmuş. Sen bir zanna kapılmış, tepeden tırnağa kadar zannın, şüphenin ta kendisi olmuşsun. Yolda bir hurmaya sahip oluyorsan eğer, o sana ateş kesilir. Bir zevk elde edersen, o aslında senin zannındır, şüphendir. Senin vecd ve hal sandığın bir hayalden başkası değil. Ne söylersen söyle, hepsi de olmayacak şeylerdir. Yolun bu aydınlığına aldanma, nefsin seninle çünkü. Gafil olma. Peşinde böyle eli kılıçlı bir düşmanı bulunan adam oturup dinlenebilir mi? Nefsinden bir nur meydana gelirse kapılma ona, bir çaresini bulmaya çalış. Akrebin zehirlenmesine bile kereviz derman olur. Sen o yalancı aydınlığa aldanma. Madem ki güneş değilsin, bir zerre ol, gururlanma. Ne yolun karanlığından ümitsizliğe düş, ne de yolun aydınlığına kapılıp güneşlik tasla. Sen kendi vehmine takılıp kaldıkça, ilerlemen de hiç fayda vermez, gerilemen de. Zannın, kuruntun yok oldu mu, işte o zaman elinde yokluktan başka bir şey kalmaz. Çünkü sende varlıktan bir zerre bile kaldığı sürece imanın tam olmaz. Bir an bile varlıkta görünsen, önünden arkandan ok yağmuruna tutulursun. Var oldukça canına türlü zahmetler gelecektir, dayan. Her an yüzlerce belaya boyun eğ. Sen varlıkla göründükçe, felek hep ensene, dert ve elem sillesini vuracaktır. Şeyh Ebu Bekri Nişaburi, tekkesinden çıkmış, dervişiyle bir yere gidiyordu. Eşek birdenbire kuvvetlice yellendi. Şeyh bu sesten vecde geldi, bir nara attı, elbisesini yırttı. Dervişler de, yoldan geçenler de şeyhin bu halini hoş görmediler, beğenmediler. Bir zaman sonra birisi, "Neden vecde geldin, hallendin?" diye sordu. Şeyh dedi ki, "O gün şöyle bir baktım, yol kapanmıştı adeta, dervişlerim yolu doldurmuştu. Önümde de dervişlerim vardı, ardımda da. Kendi kendime hakikaten de Beyazıt'tan aşağı değilim ben," dedim. "Bugün nasıl kalkmış dervişlerimle beraber debdebeyle yola düşmüşsem, şüphesiz yarın da
nazla başım yücelerde olarak mahşer meydanına giderim dedim. Ben tam bu düşüncedeyken eşek yelleniverdi. Yani bu çeşit saçma düşüncelere dalana, böyle boş laflara kapılana eşek bu halle cevap veriyordu. İşte bu yüzden canıma bir ateş düştü. Tam hallenecek zamandı. Vecde geldim, hallendim. Benlikten kurtulup emin olsan, iki aleme de düşman kesilirsin. Bir tek gün ben de yok olsan, yokluğa ersen, bütün gece karanlıklarda kalsan bile aydınlanır, apaydın olursun. Ey bencillikli, yüzlerce belaya uğrayan, ben deme de iblisin şerrine müptela olma. Hazreti Musa yolda giderken iblisi gördü. Ondan bir şeyler öğrenmek istedi. İblis dedi ki, daima şu sözü aklında tut. Ben deme de benim gibi olma. Sende bir kıl ucu kadar bile varlık, benlik varsa, sende kulluk yoktur. Yolun sonu isteksizliktedir. Erin şöhreti, adının kötüye çıkmasındadır. Çünkü bu yolda isteğine erdin mi, sende yüzlerce varlık ve benlik baş gösterir. Bir Allah eri dedi ki, İlk kez yola girenin karanlıklarda kalması, hiçbir şey görmemesi daha iyidir. Böylelikle tamamen ihsan ve lütuf denizine dalıp yok olur. Varlıkla hiçbir bağ kalmaz. Çünkü gözüne bir şey görünürse aldanır, darlığa düşer, o anda yoldan çıkar. Sendeki haset ve kızgınlığı sen görmezsin ama erlerin gözü görür. Sende ejderhalarla dolu bir külhan var, sense onları gafletle salmış, koy vermişsin. Gece gündüz o ejderhaları beslemeye koyulmuş, onlara yiyecek yemek, yatacak yer hazırlamaya dalmışsın. Gönülden uzak, duyguya yakın olan her şey, şüphe yok ki hem haramdır hem de pis. Madem ki içinde böyle pis bir şey olduğunu görüyorsun, neden gafletle oturup duruyorsun? Bir şeyhin yanında pis bir köpek vardı. Şeyh o köpekten hiç çekinmez, değmesin diye eteğini de toplamazdı. Birisi, ey temiz ve ulu kişi dedi, neden bu köpekten çekinmiyorsun? Şeyh cevap verdi, bu köpeğin dışı pis. Halbuki benim içimdeki pislik görünmüyor. Onun dışında bulunup görünen pislik bu yoksulun içindedir ve gizlidir. İçim köpeğin dışı gibi pis olduktan sonra niçin ondan kaçayım? O da benimle aynıdır. Pek küçük bir şey bile madem yolunu kesiyor, ister dağ olsun ister saman çöpü, ne fark eder? Hazreti Musa zamanında gece gündüz ibadette bulunan birisi vardı. Bu kadar ibadette bulunduğu halde gönlünde zerre kadar bir zevk, bir ferahlık olmaz, gönül güneşinin parlaklığını bir türlü bulamazdı. O iyi adamın pek büyük bir sakalı vardı. Arada bir onu tarardı. Bir gün uzaktan Hazreti Musa'yı gördü adam. Yanına varıp dedi ki, ey Tur Dağı'nda Rabbin tecellisini gören, Allah hakkı için sor Allah'tan, neden ben ibadetimden bir zevk alamıyorum? Hazreti Musa Tur Dağı'na gelince Allah'a bunu da sordu. Allah Teala dur dedi. O bizim vuslat incimizi elde edemedi. Daima sakalıyla meşgul olup durduğundan çok yoksul bir halde kala kaldı. Hazreti Musa geri dönüp bunu söyleyince adamcağız hem sakalını yolmaya hem de ağlamaya başladı. Cebrail hemen gelip Hazreti Musa'ya dedi ki, bak şimdi yine sakalıyla meşgul. Sakalını süsleyip beziyerek yanlışa düşürüyordu. Şimdi yolarak yine sakalıyla meşgul oluyor. Onu hatırlamadan bir nefes bile almak hatadır. Ondan geri kaldıktan sonra ister sola sapta geri kal, ister sağ sapta geri kal. Ey daha sakalından vazgeçmeyen ve kanlarla dolu denize dalan. Önce sakalından vazgeç ki bu denizi aşma konusundaki niyetin doğrulsun, doğru olsun. Yoksa bu sakalla denize dalarsan sakalını bile kurtaramazsın.